Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz demek peygamberler tarihi silsilamızını devam ettiremiz. Bugün navbattaki peygamberge geldik ustaz. Birinci bölüm Adem aleyhisselamını öttük. İkinci bölüm kimini öttük? Kim öttük? İsimden çıkıp kaldı mı? Yok. Uzun dediğin kim isimden mi isimden çıkadı? İdris aleyhisselamını öttük. Adem aleyhisselamını hayatlarını körgen bulduk. Keyin İdris aleyhisselamını körgen bulduk ve bu sefer Nuh aleyhisselamın hayatlarını korup çıkan bulamız ve tasvirdan aldığın ustasız bilen gepleşkenimizde Nuh aleyhisselamın hayatları cüdeyem kette ve king mavzu hikayenliğine ait ettiyiz. Şundan gelip çıkıp bu kursatuvunu iki bölümge bölüşünü doğru deyip taptık. Demek bu kısım birinci kısım buladı. Yine bir tasvir alalımız ikinci kısım ne? Kuda haklısı. Şunun için bir yerde bazı savallarını veremeyen ustaz. Avalan bu Nuh aleyhisselamın hayatları hakkında batafsıl malumat birseyiz. Şu bilen birge Nuh aleyhisselam nasabları zikir kılıngan mı, aytılgan mı bu hakkında düşünce verseyiz. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Ta'ala ve hamd sana bilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kuşudan olduğun gibi utgen bütün peygamberlerge salatu ve salavatlar bilen bugünkü Nuh aleyhisselam haklardaki bu yeni subahatını başlayımız. Avvalo olduğun gibi subahatlarda hem takitle utilgeni kabı ve yine bu nersine takitliyemen Peygamberler insanlarga muallim, ustoz, yo'l ko'rsatuvchi, büyük insanlar bo'lib kelishgan dunyoga. İnsanlar ulardan örnek olishlari uchun. Her bitta harakatlari, her bitta kalimalari insanlar uchun ders bo'ladi. Qanday hayot kechirishligini peygamberler o'rgatishgan. Nafaqat ular faqat ibodat qilishligini. Qaytaga, ya'ni bunga qo'shimcha olarak qanday hayot kechirishni o'rgatishgan. Peygamberlerini Alloh jo'natarkan şular bilen insoniyat saqlanib qolgan, ularga itoat qilgani sababidan. Ularni mesela qarshi bo'lganlar, hatta o'ldirganlar ham bo'lgan, payg'ambarlarni o'ldirganlar bo'lgan. Ular yer bilan yakson bo'lishgan. Ya'ni Alloh taolo ularga balolarni jo'natgan. Demak, hayotda qolish manbalardan biri payg'ambarlarga itoat qilish, so'zsiz itoat qilish. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haklarda Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de yeterdi ki Allah Ta'ala azablamaydı. Siz madameki uşa kavmini arasında iken siz Allah Ta'ala ularga azabını cönetmeydi dedi. Bu birincisi. İkincisi madameki ular istiğfar etişerken Allah ularga azablarını cönetmeydi dedi. Demek ki peygamberler buradayken Allah Ta'ala bu ümmetke azab cönetmeydi. Şimdi peygamber yok. Maklamız istiğfar daima. Günahlarımızdan istiğfar etip durarken biz Allah Ta'ala bizge azabını cönetmeseyken. Xo'p, Nuh aleyhisselam haqlarida. Nuh aleyhisselam bu İdris aleyhisselamın 3. yoki 4. avlodlari hisoblanadi. Nuh aleyhisselam kimin avlodi ekan? İdris aleyhisselam. İdris aleyhisselamın isimlerini oldingi derslerde Xannuh deb isimlagan edik. Nomlari Xannuh bu o'sha İdris aleyhisselam. Buni Hafiz ibn Kasir o'zlarining Al-Bidaya va Nihaya degan kitoblarida, tarix kitoblarida zikr qilganlar. Nuh aleyhisselamın nasablarini mana shunday zikr qilinadi. Bidoya va nihoya kitobini 1-chi tomi 100-chi betida Xannuh o'sha Idris alayhissalomni 3-chi yoki 4-chi avlodlaridan hisoblanadi. Ba'zi bir manbalarda, tarix manbalarida Nuh alayhissalom Odam alayhissalomdan 800 yildan keyin, Odam alayhissalomdan 800 yil o'tib dunyoga kelganlar, 50 yoshlarida payg'ambar bo'ladilar. Abdullah ibn Abbas'dan rivoyat qilingan hadisda Odam alayhisalomdan Nuh alayhisalomgacha 10 avlod o'tadi. 10 avlod o'tadi, ular hammalari Alloh taologa ibodat qilishgan, yolg'iz o'ziga ibodat qilishgan musulmon hollarda bo'ladi. Shayton ularni yo'ldan ozdirib, adashib butlarga ibodat qiladigan bo'lib ketishgandan keyin Alloh taolo Nuh alayhisalomni payg'ambar qilib jo'natadi. Nuh alayhisalom hazilakam yashamaganlar ular bilan. Alloh taolo Qur'onda 50 yil kam 1000 yil ularda turdi, ya'ni ularda yashadi, ularni da'vat qildi deydi. 950 yil. Qur'onda alfa sanata illa 50 aman deb keladi. Buni hikmatini Allohning o'zi biladi. Nima uchun bunday deyildi? 950 yil deyilmadi-da, 50 yil kam 1000 yil. Ha. 50 yil kam 1000 yil Nuh alayhisalom qavmlarida yashadilar. Keyingi savol ustoz, xususiyatlari haqida so'ramoqchiman. O'sha biz tilda ba'zan o'sha aytadiku, missiya. Ya'ni bu hayotga kelishda missiyalari aynan nima edi? Nuh alayhissalomning aynan qanaqa xususiyatlari bor edi? Siz adashtirib yubordingiz azgina. Missiya endi keladi u. Kishini risolatlari. Lekin bu u kishiga bergan xususiyat, xuddi Odam alayhissalomning xususiyatlaridek. Aytingchi, Odam alayhissalomning qaysi xususiyatlari bor edi? 3ta 4ta xususiyatlarni sanagandik. Adashmasam 5ta. 1. Esimda borlarini aytaman faqat, mayli.
Adam aleyhisselamın Allah Teala'nın özü yaratkanı da. Tuprağdan yaratkanı da. Tuprağdan yaratkanı da. Keyin Adam aleyhisselamga Allah Teala'nın özü ilim vergani da. Yani o'rgatgan bu taş, doğru. Bu su, bu kıyaş, bu bulut deb. Keyin Adam aleyhisselamga farishtalar sajda qilgani da. Andaqa sajda. Bu ibodat qiladigan sajda emas, ehtirom sajda degandingiz. Shunaqa sajda qilishgani da. Mana shularni hozir eslayman. Demak, shuning xususiyatlari. Nuh aleyhisselamın hususiyetleri birincisi Rasullerinin birincisi hesablanadılar. Adam aleyhisselam nabilerinin birincisi. Nabi, peygamberlerin birincisi. Nuh aleyhisselam bulsa Rasullerinin birincisi. Rasul bilen nabinin ne farkı var idi? Rasul yenge şeriyetle yönetiladı. Nabi degen, peygamber degen, uzdan olduğunca peygamberini, dinini mükemmel kılıp geledi. Yok ki davamçısı bulup geledi. Rasul bulsa yenge şeriyetle geledi. Demek Nuh aleyhisselam İn birinci Rasul bo'lganlar. Ulul azmi minar rusul deb birinci darsda aytgan edik. Ulul azm bo'lgan eng büyük 5 ta rasullar bor. Ularning birincisi Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa ve İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bo'ladilar. Rasullarning eng birincisi Nuh aleyhisselam. Birinci xususiyatlar. İkincisi ulul azm, ya'ni 5 ta büyük peygamberning birincisi. Demek birincisi Rasullarının birincisi. Ha. İkinci hususiyatları 5 de Ulul Azm'ın hem birincisi hesablanadılar. Yine bu kişinin hususiyatları Adam ferzentlerinin yani Adam zotning ikinci otası hesablanadılar. Adam zotning ikinci otası. Birinci otası kim? Adam aleyhisselam. İkinci otası Nuh aleyhisselam. Ne için? Çünkü Nuh aleyhisselam çünkü yıl davet kılgallardan kin odamlar bo'ysunishmadi, musulmon bo'lishmadi. Doy bitta duoibat qilgandilar, butun kofirlar hammasi qirilib ketdi yer yuzidan. To'fon bo'lib, butun hamma qirilib ketdi. Faqat Nuh alayhissalom va bu kishining zurriyotlari qoldi xolos. Demak, bu kishi ikkinchi odam ato deb bilinadi. Bashariyatning ikkinchi otasi. Mana shu, ya'ni rasul deb yangi shariatdan keldilar dedik-ku. Ulamolar aytishganki, qanaqa yangi shariatlar bilan keldi? Chunki bu kishining davrlargacha Adam aleyhisselam'ın nesiller kopayışlığı için bir kişi uzunluğun sinirlisiyle, opasıyla uylanışlığı mümkün bu yani şeriatta. Çünkü insan zot kopayış gerek ki dünyada. Nuh aleyhisselam'a kilgendi bunlar ise haram buldu ki. Opasıyla uylanış, boşkası uylanış bunlar haram kılındı Nuh aleyhisselam'dan ki. Ne vücudu muhim meseleyken bunu islab kalış gerek. Şu. Nuh aleyhisselam'ın şeriatlardan başlayıp aynen tahkik manşetten koyulgen. Şu yakın yani aile azaları bile durmuş kuruş. Turmuş kurmaslık. Ha, turmuş kurmaslık. Onu aldın turmuş kuruş bugün. He, kim? Çünkü başariyat insan kopayış gereği bugün de. Nuh aleyhisselamdan ki takip koyuluyen bunlar. Takip koyuluyen, düşünün ustaz. Biraz vakiyelik kekirsek demek istedim ustaz. Aynen o şey. Düşüntüre verseniz, kandayı buldu vakiyeler, kay şekilde buldu, kandayı karşılıklar, kimler tarafından karşılıklar buldu. Şunu biraz düşüntüre verseniz. Keyin yana savalım var, bir hemen. Bu narsalarını hazır yani suhbat davomida ham o'tib ketamiz, lekin umumiy bitta kishining hayotlari qanday bo'lganligini aytib, buni orasidan darslar chiqaramiz keyin. Xullas, Alloh taolo Nuh alayhisalomni 50 yoshlarida payg'ambar qilib jo'natdi qavmlariga va u kishi qavmlarini Alloh taoloning o'ziga ibodat qilishga chaqirdilar. Bu xuddi boshqa payg'ambarlar kabi. Hamma payg'ambarlar shunday, yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilishga chaqirishadi. Xo'p, bitta narsani tushunib olishimiz kerak-da. Yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilish faqatgina Alloh taolaning o'zini iloh qilib olishlik, ibodat qilinadigan zot qilib olishlik nima degani desa, hayot tarzini Allohning o'zidan o'rganish degani bu. Tushundingiz? Hatto tirikchilik bo'lsa ham, hamma narsani o'sha payg'ambar orqali hayotga tatbiq qilish degani, Alloh taolo o'rgatgandek yashash degani bu. Ya'ni Allohni o'ziga da'vat qilish degani shu, ya'ni Allohni o'ziga ibodat qilish degani. Xo'p, demak payg'ambarlar mana shunga ibodat yani Allah'ın özgü ibadet kılışı çakırışadı. Hop, bunlar konuşmadı. Nuh Aleyhisselam'ın katlı yapılar yapılıştı. Yani kavimler. Kavimler yani. Nuh Aleyhisselam'ın kavimleri hatta maskara kılıp kuluşken hem ayetlerde geldi. Nuh Aleyhisselam dediler ki, sizler benim üstümden maskara kılıp kuladigan bulsaylar, bizim yakın kullardık sizlerin üstlerden maskara kılıp kulamız dediler. Yani davetçi kendi odan buluşluğu, kendi sıfatlarına ilgi buluşluğu hakkında geldi hazır birazdan keyin. Alloh taolo u kishiga keyin, ya'ni qavmlari iymon keltirmagandan keyin kema yasashni buyurdi. U kishi quruqlikda kema yasadilar. Kemani quruqlikda yasaydilar. Ya'ni tasavvur uchun men hozir tasavvur qilib ko'rishga harakat qilyapman-da, ustoz. Aql olmaydi-da.
Çölde ortasında kemiği yasayken de böyle yaptı. Ağzım, benim köz aldım. Şimdi de kele yaptı ustaz. Dostlarımız gibi şunlarla böyle sünayet yapmayın. Çölünün ortasında bu adam oturup kemiği yasasını başlasa bakan ne halat oladı. Bu düşündü. Biz için bir külgülüyor. Biz aklımız olmaydı. Ne akıl yapsan değil hatta. Nuh Aleyhisselam kemiği yasasını başla yerlerde kafırlar gelip şunu dediler. Yani bu kuruklukta yürüdüken kemama, üstlerden kuluştu. Lekin o kişi onların yaplarına parva kılgeller yok. Allah Ta'ala'nın buyruğu bilen, Allah Ta'ala'nın uzun talimi bilen, Allah'ın ilhamı bilen kemiği yasasını başladılar. Çünkü tarihte birinci mıh işletken kişi Nuh Aleyhisselam deyişadı. Kemiği yasası için. Mıh işletkenler de. Bir dakika o ayetini topuydu. Onu Nuh'nu ise tahtayu mıhlar egesi de yani tahtalar ve mıhlardan yasalgan bir kemada kurtardık. Tahtalar ve mıhlar deyip Allah Ta'ala etken, birinci tahtaların birbirine cipsleş için, birbirine biriktirişlik için mıh işletken kişi Nuh Aleyhisselam buladılar. Kavimleri dengizge gark buluştu, dengizge emas. Yani kuruklukta turgan holatlarda Allah Osmondan ham yağmur yağdırdı, yerden ham bulağlar otulup çıktı. Bunlar bütün kafirler, yeryüzündeki kafirler hammasi gark buluştu. Allah Ta'ala Mu'minun Suresinin 27. ayette merhamet kıladı. Biz onge vahiy kıldık. Allah Ta'ala Nuh Aleyhisselam'a vahiy kıldı. Bizning hifz-i himoyamizda ve bizning vahiy ta'limimiz bilen bir kema yasagin. Biz kaçan bizning farmonimiz kelib tannurdan yani olov o'rniga favoralar otilgan paytda. Yani tandirdan olov o'rniga yani favoralar otilgan paytida. O kemaga her jonivordan bir juftdan ve ahli oilangni solgin. Her bir hayvondan bir juftdan. Lekin kofirlardan qaysi kimsalar üstida bizning so'zimiz, ya'ni suvga g'arq bo'lishi haqida hukmimiz o'tgan bo'lsa, ularni tark qilgin. Hamda u zolim kimsalar haqida, ya'ni ularga najot berishimni so'rab, menga xitob iltijo qilmagin. Ular shak shubhasiz g'arq qilinguvchilardir. Tushunarli ustoz, demak, Nuh alayhissalom o'zlari o'sha yasagan kemalariga bir juft hamma hayvonlardan olganlar va o'ziga iymon keltirgan. İnsanlarını olganlar iymon keltirmaganlar qolgan. Shunday. Ve Alloh taolo tanbih berib qo'ydiki, iymon keltirmaganlar haqida menga iltijo qilmagin dedi. Ha. Chunki iymon keltirmaganlar ichidan Nuh alayhissalomning o'g'illari ham bor edi. Voqeani mana shu yerda to'xtataylik. Qiziq joyda to'xtataylik. Voqeani ikkinchi qismda oxirigacha u hali o'g'illari bilan bo'lgan munosabat, ularni hammasini aytib berasiz. Men bir savol beray shu yerda. Mana Nuh Aleyhisselam'ın davetleri hakkında malumat verseniz, ustaz biz nimalarını o'rganamiz. Çünkü bana hazır aytibsiz, Nuh Aleyhisselam ko'p insanlarga Allah'ın dinini davet qilgan ve ular kulgan dediniz ustaz. Açık açık kulgan, kulgan diyeyim yani. Ve aytibsiz, Nuh Aleyhisselam'ın cevabını aytgan ki, sizler hazır kulyapsizlar, tez kunda hali bizam kulamiz. Degan bir manada. Biz oddiy İnsanlar nimalarni olamiz aynen bu yerde Nuh Aleyhisselam'dan nimalarni o'rganishimiz mümkün. Bularni biraz tushuntirib bersangiz ustoz. Qarang, insanlar peygamberlerden aytgan narsalarga amal qilib, aytgan so'zlaridan ko'p ta'limotlar olish bilan birga ular o'zlarini tutishlaridan, ya'ni o'zlarini qanday tutishadi, qanday da'vat qilishadi, ana shulardan ham biz ta'lim olamiz. Ya'ni peygamberlerni turgan bitganlari biz uchun ibrat bo'ladi. Ya'ni aytgan gaplaridan tortib toki xatti-harakatlarigacha. Xatti-harakatlarigacha. Hatto qay tarzda da'vat qilganlarigacha. Bu narsalarni ham o'rganamiz. Birinchi o'rganadigan narsamiz bu Nuh alayhisalomning da'vatlaridan omonatdorlik. Omonatdorlikni o'rganamiz. Ishonchli bo'lishni o'rganamiz. Xo'p, Alloh taolo aytadi bu shaxslarda iz qala lahum akhuhum nuhun ularning birodarlari Nuh aytdiki ularga Ala tattaqun sizlar Allohdan taqvo qilsanglar, qo'rqsanglar bo'lmaydimi? Inni lakum rasulun amin. Men sizlarga ishonarli, ishonchli payg'ambar bo'lsam dedi. Ya'ni ishonchli bo'lishlik inson. Xiyonat, kazzob bu narsalarga umuman yaqin yo'lamaslik. Inson rostgo'y bo'lishligi, ishonchli bo'lishligi da'vat qilganda ro'parasidagi odamga ta'sir kuchli bo'ladi. Sizlarga men ishonchli payg'ambarman dedilar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning payg'ambarimiz ham payg'ambari bo'lishlaridan oldin Makka mushriklar orasida Muhammad Amin deb ya'ni taxalluslari Amin edi, ishonchli deyishardi u kishini. Ya'ni birinchi o'rganadigan narsamiz demak bu kishidan omonatdorlikni, odamlarning ishonchini qozona bilishni o'rganishimiz kerak. Ikkinchi o'rganadigan narsamiz odamlarning qo'lidagi narsadan
yüzü görüş, tamagir bulmaslık adamların kulüdeki nerseden. Hop, Allah Teala aytadi Şuara surasının 106. ve 109. ayetlerde. İz qala lahum ahuhum Nuhun. Tepedeki ayetini devamı. Ala tattaqun Nuh aleyhisselam kavmlarga taqvo qilmaysizlar mı? Axir men sizlarga ishonchli amin bo'lgan payg'ambarman. Fattaqulloha va atiyun. Allohdan taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar. Va ma as'alukum alayhi min ajr. Men sizlarni da'vat qilganimga, Allohni tanishtirib qo'yganimga sizlardan ajr mukofot so'ramayman. Men ajrimni Alloh taolo o'zi beradi. Sizlardan menga bir tiyinlar kerak emas. Mol-dunyo hech narsa kerak emas. Sizlar yaxshi odam bo'lsanglar bo'ldi. Mana shu mening istagim, mana shu mening istagim dedilar. Demak, birinchisi omonatdorlik, ikkinchisi odamlarning qo'lidagi narsadan yuz o'girish. Ya'ni nazari to'q bo'lish insonni. Odamlardan bir narsa kutmaslik. Shunday. Uchinchi o'rganadigan narsamiz sabrni o'rganamiz. Ya'ni sabr ona masalan farzandini to'g'ri katta qilguncha qanchalik sabr qiladi? Yillarcha sabr qiladi. Hatto o'zim ko'rganman. Nogiron tug'ilgan ba'zi bir farzandlar bo'lsa, yillarcha 20 ga kirgan, undan o'tib ketgan ota-onasi qanchalik sabr qilishadi bunga? Ha. Payg'ambarlar, xususan Nuh alayhisalom 950 yil sabr qildilar. 950 yil. Menimcha aytdik-ku 950 yil. Boshida bir olim kishini gaplarini keltirgan edik, tarixchi kishini 50 yoshlarda payg'ambar bo'lganlar deb. Shuning uchun bo'lsa kerak, 1000 yil yashaganlar o'kishi 50 yoshlarda payg'ambar bo'lgan bo'lsalar 950 yil da'vat qildilar qavmlarini. Ha. To'rtinchisi halimlik. Halimlikni o'rganamiz bu kishidan. Da'vat qilayotganimizda, to'g'ri yo'lga boshlayotganimizda albatta bir ro'parangizdagi kishidan bir qiyinchiliklar bo'ladi, har xil gap-so'zlar bo'ladi. Balki zulman bo'lishi mumkin. Mana shularga sabr qilishdik. Halimlik. Buni qayerdan o'rgandik? A'rof surasining 60-chi, 65-chi, 61-chi oyatlarida Alloh taolay aytadi. Nuh alayhisalomning qavmlari Nuh alayhisalomga aytishdiki, "Inna lanaraka fi dalalin mubin." Biz seni ochiq zalolatda ko'rmoqdamiz deyshtdi. U kishi payg'ambar, Alloh taolodan vahiy kelib turadi. Shunday bo'lsam, sen zalolatdasan, ochiq oydin zalolatdasan desa, qanaqa tegadi odamga? Va sizga misol uchun sen musulmon emassan desa, ya'ni sen musulmon emassan desa bir kishi sizga. Qanaqa ta'sir qiladi sizga? Nima qilasiz u odamni? Bir past odam jahli chiqib ketadi, bir narsa qilib qo'ygisi keladi. Nuh alayhisalomning javoblarini qarang. Mana shunday bu kishiga sen zalolatdasan degan odamlarga nima javob berdilar? Ya qomilaysa bi dalalatun. Ey qomim, menda hech bir zalolat yo'q. Men zalolatda emasman dedilar. Inni valakinni rasulun min robbil alamin. Olamlarni robbisi bo'lgan Alloh tarafidan yuborilgan elchiman xolos dedilar. Ya'ni urushib so'kkanlari yo'q. Sen zalolatdasan deshganda zalolatda emasman dedilar. Halimlik. Ya'ni hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir arobi kelib yo'qolardan tortib Alloh bergan narsadan bermaysanmi deganda oddiy holatda payg'ambar rasul bera olinglar bunga dedilar, bo'ldi. Yani urushmadılar, sokmadılar, cahillar çıkmadı. Lekin Allah için bolsa albatta g'azablanardilar Peygamber aleyhisselam. Hop, nima-nimalarni o'rgandik Nuh aleyhisselamdan? Omonatdorlik. Bu omonatdor bo'lish. Omonatdorlikni o'rgandik. Bundan keyin tamagir bo'lmaslik. Ha, insonlarning qo'liga qaramaslik. Nazar to'q bo'lishlik. Uchinchisi va halim bo'lish. Halimlik, yana bittasi sabr qilish. Sabrlilik. To'rtta bo'ldi. Ko'p boshqa sifatlar yana. Agar ko'rsangiz, xolasangiz balki boshqalarni o'tishimiz mumkin. Mehr shafqatli bo'lish da'vat qilinayotganlarga. Mehr shafqatli bo'lish. Hatto kofir bo'lgan taqdirda, mushrik bo'lgan taqdirda ham unga mehr shafqatli bo'lish. Qanaqa mehr shafqatli bo'lish? Men sizlarga yaxshilikni xohlasam, sizlar xohlamayapsizlar. Sizlar bu ketishda do'zoxga ketasizlar-ku, deb ularga rahim qilishlik. Bir fath bo'lgan paytda Umar roziyallohu anhu davrlarida adashmasam Umar roziyallohu yig'laydilar fath bo'lganda. Atrofdagilar aytishadiki, Amirul Mu'minin, nega yig'layapsiz? Axir fath qildik bu yoqda. Biz g'olib bo'ldik deganlarda, to'g'ri, fath qildik, biz g'olib bo'ldik, lekin kofirlarning holiga yig'layapman dedilar. Ular Allohga iymon keltirishmadi, kofir bo'lishdi, dinni tushunishmadi, yaxshilikka yurishmadi. Oqibatlar nima bo'ldi bularni? Ular Allohga qullik qilishgandan bo'yin tovlashganida endi bizga qul bo'lishadi bular. Ya'ni kofirlarga, mushriklarga xayrxoh bo'lish. Xayrxoh degani ularga yaxshiligini ilinish. Ya'ni odam rahmi kelish ularga dinga kirmagani uchun. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir yahudiy bola xizmat qilar edi. U kasal bo'lib qoldi. Musulmonlardagi ya'ni o'rnak payg'ambar alayhisalom eng birinchi o'rinda o'rnak o'laroq umuman musulmonlardagi muomalani qarang.
oqibatni qarang. Payg'ambarimizga xizmat qilib turgan yahudi bola kasal bo'lib qoldi. Payg'ambar alayhisolam ko'rgani bordilar. Hali musulmon bo'lmagan bu. Bordilarda haligi bolaga aytdilar, iymon keltirgan dedilar. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammadur rasululloh deb iymon keltirgan dedilar. U bola dadasiga qaradi. Dadasiga qaraganda dadasi aytdiki, "Ati Abul Qosim" dedi. Abul Qosimga itoat qil dedi. Ya'ni payg'ambar alayhisolamning kunyalari Abul Qosim. Ya'ni Muhammadga itoat qilgan, xob degan dedi. U xob dedi va iymon keltirdi o'lishidan oldin. Payg'ambar alayhisolam uni uydan chiqarganlar xursand bo'ldilar. Alhamdulillah Alloh taolo uni do'zoxdan qutqazdi dedilar. Ya'ni kofirlarga mehr shafqatli bo'lish ularni yaxshi ko'rish degani emas. Ya'ni ularni holiga achinish degan. Xo'p, yana bitta o'rganadigan narsamiz. Ko'p savollar ham keladi-da. Masalan, dadamni, oyimni yoki opa-singillar, aka-ukalarni yoki do'stlarimni da'vat qilaman, chaqiraman, namoz o'qinglar deyman, lekin itoat qilishmaydi ular degan ko'p savollar keladi shunga o'xshagan. Biz asosiy bir narsani unutib qo'yamiz bunda. Alloh taologa iltijo qilish. Bu narsani payg'ambarlardan biri bo'lgan shu Nuh alayhisolamdan o'rganamiz. Bu narsani biz Nuh alayhisolamdan va bu kishidan keyingi bo'lgan payg'ambarlardan o'rganamiz. Da'vat qilish bilan Alloh taologa iltijo qilish barobar bo'lishi kerak. Faqatgina da'vat qilishni o'zi bilan cheklanib qolmasdan Alloh taolodan ularga hidoyat so'rab yolvorib, yalinib, undan keyin da'vat qilishimiz kerak. Ikkovi birga bo'lishlik kerak, chunki hidoyat Alloh taoloning qo'lida. Ustoz, bu Nuh alayhisolamning hayoti va yo'li sonimizdagi birinchi qism edi, birinchi son. Va ikkinchi qismini ham aytib qo'yamiz do'stlarimiz uchun. Yana hali davom etamiz. Oldinda bo'lgan voqealar va oldinda oladigan hali foydalarimiz va umuman biz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ikkinchi qismda ham ko'rib, o'rganib chiqamiz, Xudo xohlasa. Ana undan keyin yana navbatdagi payg'ambarlarga o'tamiz. Ustoz, katta rahmat. Salom. Alloh taolo rozi bo'lsin. Ilohim, bu ilmlar hammamiz uchun manfaatli bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.